Gençlik Akademisi'ne hoş geldiniz. Her birimiz Türk milletinin gururunu ve direncini temsil ediyoruz. Hep beraber yolbaşçımız ve genel başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ'ın derliğinde Türkiye'nin parlak geleceğini inşa etmek için var gücümüzle çalışacağız. Akademi programının ve salon konusunda bizlere büyük yardımı dokunan başta Bakırköy İlçe Başkanımız Reşide Başkan olmak üzere Sayın İl Başkanımız, Gençlik Kolları Genel Başkanımız ve Eğitim ve Gençlik Politikalarından Sorumlu Başkanımız Esra Başkan'a huzurlarınızda tekrardan teşekkür ediyorum. Ve yolbaşçımız, Genel Başkanımız Profesör Doktor Ümit Özdağ ilk dersi vermesi için kürsüye davet ediyorum. Sevgili gençler, hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Ancak bu konferans biraz uzun sürecek. Onun için bir şekilde önce hepinizi salona almakla oturtmamız lazım. Bize daha büyük salonlar lazım başkanım. Evet. Sevgili gençler, içinden geçtiğimiz süreç hepimizin Türkiye'nin geleceğini Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girerken tekrar inşa etmemiz, tekrar inşa etmek için mücadele etmemiz gereken bir süreç. Bunu da ancak bilgiyle yapabiliriz. Ve bundan dolayı Zafer Partisi Gençlik Kolları bütün illerde her yaştan gencin katılacağı bir eğitim süreci başlattı. Ve ben de bugün İlk dersi vermek için davet edildim. Sizlere bilmediğiniz çok yeni şeyler anlatmayacağım. Ama belki bildiğiniz şeyleri bir başka bakış açısıyla bugün benden tekrar dinleyeceksiniz. Toplumumuzun geniş katmanlarının umutsuzluk içinde olduğunu görüyoruz. Genel olarak gelecekle ilgili bir güvensizlik ortamı var. Bunu hep birlikte hissediyoruz. Yapılan kamuoyu araştırmalarında, anketlerde iktidar partisine veya partilerine oy verenler de, muhalefete oy verenler de ülkemizin geleceğine umut ve güven içerisinde bakmıyorlar. Tabii muhalefet partilerine oy verenlerin hayal kırıklığı daha derin ve daha şiddetli ama genel bir karamsarlık herkesin omuzlarına çökmüş durumda. Büyük bir bölüm çevrenizdeki insanların yorulduğunu söylüyorlar. Yorgunuz ve umutsuzsunuz. Biz de soruyoruz. Neden yoruldunuz? Neden umutsuzluğa kapıldınız? Trablusgarp'ta savaş bitmeden dönme emri aldığınız için de yorgun ve umutsuzsunuz. Rumeli'de kalan son vatan topraklarını kaybına mı şahit oldunuz? Bütün aileniz Rumeli'den İstanbul'a kaçarken Bulgar çetecileri ailenizi kuşattığında annelerden birisi bebeği ağlamasın ve ağlayarak diğer çocuklarının da hayatı tehlikeye atmasın diye
onu derenin suyunun içine batırıp boğarak öldürdüğü için mi? Ve siz buna şahit olduğunuz için mi umudunuzu yitirdiniz? Sarılmamıştı Allah-u Ekber dağlarının soğuğunu yediniz için içinde bu kadar yorgun ve umutsuzsunuz. Ya da Sina çölünde güneş tenimizi yaktığı için mi? Galicia'nın dondurucu soğuğunu yediğimiz için mi arkadaşlar umutsuzuz? Basra'yı, Bağdat'ı ve sonunda Kerkük'ü ağlayarak kaybettiğimiz için mi içimizde bir umutsuzluk var? Evet, neden umutsuzuz? Ermeni çeteleri, Pontus Rum çeteleri biz yokken köyümüzde basıp annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi öldürdüğü içindir. Bunun haberini almanın umutsuzluğu ve acısını mı yaşıyor? Yüz binlerce silah arkadaşımızı çatışmalarda şehit verdiğimiz için umutsuzuz. Düşman orduları ülkemizi işgale başladığı için mi umutsuzuz? Evet. Bu ülkeyi bundan 100 sene önce kuranlar bütün bunları yaşadıkları halde umutsuz ve yorgun olmayı kendilerine yakıştıramıyorlardı. Biz nasıl yorgun ve umutsuz olduğumuzu söyleyebiliriz. 14 gün sonra Cumhuriyetimizin 100. yılını kutlayacağız. 100 yılı geride bıraktık. Ancak ne bir coşku var, ne bir heyecan. Sanki Türkiye Cumhuriyeti bu topraklarda kurulmamış gibi davranıyor. Şimdi genç arkadaşlar, bakın. Umut nedir, yorulmamak nedir biliyor musunuz? Mustafa Kemal 13 Kasım'da Adana'dan trenle İstanbul'a geliyor, Haydarpaşa garına. Haydarpaşa tıklım tıklım dolu. Türkiye'nin her yerinden gelen askerler, subaylar orada trenlerden iniyorlar. Türk ordusu dağıtılmış silahlar teslim ediliyor, cephane teslim ediliyor. İşte Mustafa Kemal'i trenden inerken gören ve tanıyan bir çavuş gür bir sesle bağırıyor. Dikkat! Mustafa Kemal Paşa! Selam dur! Mustafa Kemal Paşa'nın adı duyulunca bütün subay ve askerler hazır ola geçiyorlar. Mustafa Kemal yavaş adımlarla dikkat çeken çavuşun yanına gidiyor. Kısaca soruyor. Nerede beraberdik? Çanakkale'de diyor. Emir geçir diyor Mustafa Kemal. Emir geçir demek yanındakine verdiğin emri tekrar et. Herkes duymasın ama herkes duysun. Ve herkes köyüne, memleketine silahıyla gitsin. Çavuş emri geçiriyor ve peron silahlı askerlerin ortadan kaybolmasıyla, silahlarını teslim etmeden kaybolmasıyla kapanıyor. Evet, Mondros teslimiyet anlaşmasının öngördüğü Türk ordusunun tüm silahları teslim etmesi şartını Mustafa Kemal daha İstanbul'a indiği anda çiğniyor. Silahları ver. Sonra Kartal İstinbolu'na biniyor. Karşı tarafa geçerken düşman zırhlılarının gölgesinden İstinbol geçerken geldikleri gibi giderler. İşte yorulmamak budur arkadaşlar. Geleceğe umutla bakmak da budur. Bu emirle başlayan İstiklal Harbi ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri emriyle de sona ermiştir.
bizim yorulduk demeye, geleceğe umutsuz bir şekilde bakıyoruz demeye hakkımız yok. Atatürk çizgisinde olmak demek, Atatürk gibi umudunu yitirmemek ve millet hizmetinde yorulmamak demek. Peki, Atatürk neden umudunu yitirmedi? Neden yorulmadı? Çünkü Atatürk'ün olaylara bakışı, tarihin kapsayıcılığı ve jeopolitiğin esasları çerçevesinde gerçekleşiyordu. Atatürk mensup olduğu milletin tarihinin en eski milletlerinden birisi olduğunu gayet iyi biliyordu. Atatürk, Türklerin eski dünya denilen Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları üzerinde Büyük Okyanus'tan Akdeniz ve Hint Okyanusu'na, Pekin'den Moskova'ya, Tahran'dan Viyana'ya, Sibirya'dan Fas'a uzanan bir coğrafya üzerinde yazıldığını bu tarihin biliyordu. Atatürk, Fransız tarihçi Jean-Paul Rouault'un büyük, olağanüstü ve eşsiz diye nitelediği Türk tarihini bildiği için tarihimizin iniş ve çıkışlarının nedenlerini de gayet iyi biliyordu. Atatürk ve dönemin asker sivil aydınları Türk tarihini iyi bildikleri gibi özellikle genç kardeşlerim 1683 ikinci Viyana kuşatması ve ondan 91 sene sonra gerçekleşen Küçük Kaynarca Anlaşması, yani Kırım'ı kaybettiğimiz anlaşma sonrasındaki dönemi çok iyi biliyorlardı. Çünkü bu dönem aydınlarımızın ruhunu ve aklını adeta kemirmişti. 1699 Karlovç Anlaşması'nı imzaladı. Tarihi bilirsiniz. Ben o anlaşmanın imzalandığı yere gittim. Büyük bir çadır. Çadır tabii tahrip olmuş. Çadırın yerine bir şapel yapmışlar. Ve bir tepenin üstünde o çadır gibi dört tane kapısı var. Doğu kapısından Türkiye heyeti giriyor. Batı kapısından Alman heyeti giriyor. Diğer iki sağ ve soldaki kapılardan da Arap ulucu olan Hollanda ve İngiliz heyetleri giriyor. Baktığınız zaman uzaktan Tuna'yı görüyorsunuz. Şabel'in arkadaşlar bütün kapıları açık. Doğu kapısı kilitli. Yüzyıllardan beri. 300. yılda Türk Büyükelçisi'ni de davet etmişler. Türk Büyükelçisi demiş ki gelirim ama bir şartla. Ne demişler? Kapıyı açacaksınız. Kendi aralarında tartışmışlar. Tamam demişler, kapıyı açıyoruz. Kapıyı açmışlar. Türk Büyükelçisi de demiş ki askeri ateşeye kılıcını tak birlikte gidiyoruz. Askeri ateşinde kılıcını takıp birlikte gidince kapıyı tekrar kilitlemişler. Ben gittiğimde kapı tekrar kapalı. Evet, Karlofça ile Nasrıbudin'i kaybettik. Bakın, ben Budin diyorum ama aslında buradan dışarı çıksak bir turizm ajantasına gitsek, Budin'e gitmek istiyorum desek, sizin karşınızdaki kişiye bakar, nerede der? Nerede? Çünkü artık orası buna peşinde. Adını bile unuttuk. Kıble tarafından üç top atıldı, perşembe günüydü, güneş tutuldu, cuma günüydü, Budin alındı. Aldı nemçe bizim Nazlı Budin'i. Böyle başlayıp uzayıp giden bu ağıtı arkadaşlar,
1913'e kadar Türk aydınları söylüyor. Atatürk dahil. Hiç unutmuyorlar bu günü. Ta ki Balkan Savaşı felaketine kadar. Ve sevgili gençler, 1774 küçük kaynakça Kırım'ın kaybı ve sonra 156 sene süren bir geri çekilme dönemi başlıyor. Cumhuriyetimiz daha 100 yaşında. Oysa 156 sene geri çekiliyor bir ülke. 3 kıtadan geri çekilen bir millet ve bir ordudan bahsediyorum. 1071'den 1774'e kadar 703 sene, yani Anadolu'ya 3. girişimizden 1774'e kadar 703 sene ilerliyoruz ve sonra geriliyoruz 1918'e kadar. 19. yüzyılın başında artık İlber Ortaylı'nın imparatorluğun en uzun yüzyılı dediği yüzyılın başındayız. Bu yıkılış yüzyılı. Napolyon orduları Mısır'a çıkıyorlar. Fransızları Mısır'dan çıkarmak için İngilizlerden yardım alıyoruz. Ruslar bugünkü Romanya'ya giriyorlar. Gagavuz yerini işgal ediyorlar. Yunanistan ve Sırbistan'ın Türkiye'den, Osmanlı'dan kopması gelecek 10 yıllar içerisinde olacak. 1812-1830'lar. 1827'de Navarin'de Osmanlı donanması, alçakça bir İngiliz, Fransız ve Rus donanması baskınında yakılıyor. 28-29'da Ruslarla muharebeleri kaybediyoruz. Ve 1830'da Cezayir Fransızlar tarafından işgal ediliyor. (gülüyor) 17 yaşındayım. Yurt dışında okuyacağım kesin. Ben Amerika'da okumak istiyorum. Amerika'da da bir üniversitede yer buldum fakat Amerikan Büyükelçiliği bana vize vermedi. Herhalde Amerikancı olacağım, o zaman anladılar. Onun üzerine İngiltere'ye gitmemi önerdi bir arkadaşımız, babamın bir arkadaşı. Aramızda bir de boz kedi var galiba. Ve İngiltere'de olmadı. Yine babamın bir arkadaşı dedi ki, Almanya'da okumuşsun. Okurum dedi. Ama Almanca öğrenmen lazım. Öğrenirim dedi. Peki dedi, Almanya'ya uçakla mı gitmek istersin? Trenle mi gitmek istersin? Otobüsle mi gitmek istersin? Tırla mı gitmek istersin? Şimdi 17 yaşında adama böyle şey sordum. Tabii tırla gitmek isterim. Ve Ankara'dan bir tıra indim. Bodrum'a. Kışın ortası, Bodrum'dan Çekoslovakya, o zaman öyle bir devlet vardı, portakal yükledik ve sonra İstanbul, Edirne, Sofya ve yola devam ettik. 17 yaşında Belgrad'ı gördüm. Belgrad bana çok soğuk, ya çok çirkin bir kent gibi geldi. Sonra, yıllar sonra bir kitabı karıştırırken içinde bir şiir buldum, bir ağıt. Belgrad'ın etrafının barusu, içine ekerler Mısır darısı. Onun ağlaşıyor kızı karısı. Aman imdat diye ağlar Belgrad. Hazreti Ali de dürdüne bindi, şol dolu hendekler kan ile doldu. Aman
imdat diye ağlar Belgrad. Yüreğimde can kalmadı, üzüldü. Urum'dan, Acem'den imdatçı geldi. Aman imdat diye ağlar Belgrad. Evet. Sanki Bursa için yazılmış. Sanki Edirne için yazılmış. Benim 17 yaşında soğuk bir kent olarak gördüğüm bu kent için benim dedelerim ağıt yazmışlar. Bizim dedelerimiz ağıt yazmışlar. Sonra Belgrad'a bir ziyarete gittim. Dedim ki beni kaleye götürün. Belgrad Kalesi'ne götürdüler ve o kanla dolan hendekleri gördüm. Hala duruyorlar. Kalenin mahzeninden geçtik ve mahzen bir yerde tepeden dışarıya açılıyor. Ve dışarıya çıktığınız anda da ileriden Tuna görülüyor. Yanımda bir arkadaşım var, Rumeli Türk'ü. O Tuna'yı görür görmez, Tuna Nehri akmam diyor diye hem marşı söylemeye hem ağlamaya başladı. Evet, Tuna Nehri akmam diyor, 93 harbi. Ve Osmanlı'nın artık çok hızlı çöküşü. Ruslar Plevne'de durduruluyor ama sonra Plevne'yi aşıyorlar. Yeşilköy'e kadar geliyorlar arkadaşlar. Buradan yürüyerek 15 dakika. Ve oraya bir anıt dikiyorlar. Daha Mustafa Kemal'in doğmasına 2 sene var. Hani bazı alçaklar imparatorluğu Mustafa Kemal yıktı diyorlar ya, bunlar gerçekten alçak. Ahlaksız alçaklar. Ve 20. yüzyılın başına geliyoruz. 1901-1918 arası felaketler yılları. 1911-12 Balkan Savaşı. Türklük Balkanlardan Rumeli'den de tasfiye ediliyor. Şimdi Balkan Savaşı'nı hatırlarsınız. Küçük Balkan devletleri birleşiyor ve ani bir baskınla Osmanlı'yı dağıtıyor. Sene 1909, Talat Paşa birkaç arkadaşıyla askeri birlikleri ziyaret ediyorlar. Bu arada ziyaret ettikleri kişilerden bir tanesi Mustafa Kemal. Mustafa Kemal genç bir yüzbaşı, içeriye girdiklerinde bir harita üzerinde çalışıyor. Soruyorlar, Kemal Bey ne yapıyorsunuz diyor, diye soruyor Talat Bey. Kalkıyor, Talat Bey selamlıyor, diyor ki Talat Bey, bir gün diyor bu küçük Balkan devletleri bize karşı birleşip bir taarruzda bulunabilirler. Ben şimdi harita üzerinde böyle bir saldırıya karşı ordumuzun alması gereken önlemlerle ilgili çalışıyorum. Arkadaşlar, Talat Paşa dışarı çıkınca çevresindekilere ne diyor, ne diyorsunuz? Bizim deliği gördünüz mü? 1909, 2 sene sonra baskını yiyoruz. Atatürk olmak kolay değil. Öngördüğü için deli diyor. Ama sadece Talat Paşa mı diyor? Hayır. Sakarya Savaşı'nın 21. günü kaburgaları kırık, çadırda yatıyor, istihbarat subayı geliyor, bir rapor okuyor. İsmet Paşa o sırada çadırın önünde, taburenin üzerinde oturuyor. Ve yenilmiş, bıkmış bir halde, tükenmiş bir halde bir daha okutuyor raporu. Orada diyor ki, İsmet yarın taarruza geçiyor. İsmet Paşa ayağa kalkıyor, sen delirdin mi? Evet. Hani Mustafa Kemal olmasaydı da olurdu. Hayır. Mustafa Kemal olmasaydı bu savaş kazanılamazdı. Buraya
arkadaşlar 2-3 hafta içinde 168 bin kilometre tereyağı kaybediyoruz. 6,5 milyon insan yaşıyor topraklarda. Şu anda 17 milyon insan yaşıyor. Bir bölgeye kaybediyoruz. İşkodra, Edirne, Yanya kahramanca direniyor. Selanik'te bir tüm general, 7 tane de 6 tane de tüm general var. Ve hiç savaşmadan Selanik'i teslim ediyorlar. Anadolu'ya yönelik bu geri çekiliş 3 kıtadan, Afrika'dan, Avrupa'dan, Asya'dan geri çekiliş sadece bir ordunun geri çekilişi değil, bir halkın da geri çekilişi. Türklerin geri çekilişi. Ve Birinci Dünya Savaşı'nın en önemli hedeflerinden bir tanesi Anadolu'da kalan topraklarımızın da elimizden alınması ve Türklerin bağımsız bir millet olarak varlığına son verilmesi. Yani Balkan Savaşı'nda Balkan Türklüğü'nün başına gelenin şimdi Türkiye Türklüğü'nün başına gelmesi. Evet, gerçekten 1810 ile 1918 arasında Kafkaslar'da ve Balkanlar'da 5 milyon Türk öldürüldü. Tarihin en uzun ve en büyük soykırımı Balkanlar'da ve Kafkaslar'da 1810 ile 1912 arasında yaşanmıştır arkadaşlar. Bu kitabı her Türk genci, her Türk aydını okumalıdır. Ölüm ve sürgün. Amerikalı tarihçi Justin McCarthy bu kitabı bulun okuyun arkadaşlar. Bulamazsanız fotokopisini alın. Bu sizin tarihiniz. Bu sizin tarihiniz. Nasıl 5 milyon insanımız öldürüldü tarihin en uzun soykırımında ve 5 milyon da Anadolu'ya geri çekilmek zorunda kaldı. Evet, 1774-1918 arasında galibiyetlerimiz de var. Plevne, Çanakkale, Kutbulamare hepsi savunma savaşı. Artık sadece elimizdekini umutsuzca muhafaza etmeye çalıştığımız bir döneme giriyoruz. Osmanlı yenilgiyi kabul ettiği tarihte 1918 Ekim'inde Türk ordusu Misak-ı Milli sınırlarına çekilmiş durumda. Bugünkü sınırımızın, güney sınırımızın 150 kilometre kadar altında. Ve arkadaşlar 1918 sonu 1919'da dünyada 300 milyon Müslüman var. Bunun ancak 8 milyonu Sakarya ve Aras nehirleri arasında sıkışmış olanları bağımsızlık mücadelesi vermeye hazırlanıyor. Bunun dışında hepsi işgal altında var. Ve bu Anadolu'da sıkışmış olanlarla ilgili olarak da İngiliz Başbakanı Türkler Asya'nın kızılderilileridir, akıbetleri de öyle olacaktır. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün vermiş olduğu mücadeleyi Mayıs 1919'dan başlatırsa anlamayız. Mustafa Kemal'in vermiş olduğu mücadelenin gerçek anlamı 1683 Viyana'da başlayan geri çekilme çerçevesinde anlaşılabilir. Özellikle de 1774 sonrasında gerçekleşen ve 156 sene süren büyük geri çekilişten ve tarihin en uzun soykırımında mahvolan bir milleti son bir kez savaşa ikna ederek bağımsızlığını tekrar elde etmek için mücadeleye sevk etmiştir. Şimdi kısaca Mustafa Kemal'e de bakalım bu süre içerisinde ne yaptı? 1911. Arkadaşlar Afrika'daki son toprağımız Trablusgarp işgal ediliyor. Devletin yollayacağı subay yok, asker yok. Gönüllü gitmek isteyenler var mı deniyor. 10 tane subay biz gönüllü gidiyoruz.
Enver Paşa, Talat Paşa, Kuşlu Eşref. Sadece bunlar. Evet, Trablusgarp'ta cepheyi örgütlüyorlar. Arapların çok büyük böyle bir ilgisiz kalıyor. Ancak Şurisi tarikatı üyeleri Türk subaylarıyla birlikte İtalyanlara karşı mücadele ediyorlar. Bu arada 1. Balkan Savaşı çıkıyor. Osmanlı Devleti Libya'da Trablusgarp'tan resmen vazgeçiyor. Enver Paşa, Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları İstanbul'a geri çağırıyor. Bu arada İstanbul'da İttihat ve Terakki'nin iktidarı ele aldığını görüyoruz. Mustafa Kemal de bir iddiatçı ama orduyla siyasetin ayrılması gerektiğini düşünüyor. Kendisini Sofya'ya yolluyorlar. İstanbul'dan uzaklaştırıyorlar. Birinci Dünya Savaşı başlıyor. Göreve talip oluyor. Çanakkale'ye geliyor. Çanakkale'de durumu kurtarıyor. Durumu kurtarmakla kalmıyor. İngiliz ordusunu Çanakkale'de denize gömerek yok etmek istiyor. İki defa teklif ediyor. Karşı çıkıyorlar. Onun üzerine istifa ediyor. Ve bu sefer Kafkas cephesine 16. kolordu komutanı olarak yollanıyor. Mustafa Kemal'in kendilerine karşı görevlendirildiğini gören Rus Genelkurmayı'nın istihbarat raporunda Mustafa Kemal'le ilgili şöyle söyleniyor. Büyük Türk komutanlarının halk tarafından en çok saygı görenidir. Bakın 1916 Rus belgesi. Büyük Türk komutanlarının halk tarafından en çok saygı görenidir. Cesur, muktedir, azimkar ve azami derecede müstakil fikir sahibi olup herkes tarafından itibar görmektedir. Şöhretini Bingazi'deki başarılarıyla kazanmıştır. Bakın, Moskova, Petersburg 1916'da, 1911'de Trablusgarp'ta ne yaptığını biliyor musunuz? Çanakkale'de iki defa durumu kurtarmıştır. 5 Ağustos 1916'da 16. kolordu taarruza geçiyor. 17 Ağustos'ta Muş'u, 18 Ağustos'ta Bitlis'i, 20 Ağustos'ta Tatvan'ı Rus ordusundan geri alıyor. Mustafa Kemal'e Altın Kılıç imtiyaz madalyası veriyor. Yine Ağustos 2016 sonunda Bingöl'de Çakalçır Boğazı'nda Rus ordusunu bir defa daha yeniyor ve burada 14. tümende yok olmaktan kurtarıyor. Sonra kendisinin Filistin, bugünkü Suriye, Irak cephesine atandığını görüyoruz. Güya Yıldırım ordular kurulacak, komutanlığı ve kaybedilen topraklar Suriye ve Irak'ta geri alınacaktır. Ancak Mustafa Kemal 1917'de devlet yönetimine ve İttihat Terakki'ye yazmış olduğu, Merkez Cumhuriyeti'ne yazmış olduğu bir mektupta şöyle söylüyor. Almanlar bu savaşı kaybettiler, biz de bu savaşı kaybettik. 1917'den itibaren Mustafa Kemal'in kafasındaki şey, Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra Anadolu'da başlayacak İstiklal Harbi için Türk kanını tasarrufunu yapmak. Yani Türk askerini Alman politikaları için heba etmeden, ordunun dağılmasını engelleyerek, cephane ve silah stoğu yaparak, intizam içerisinde ve Türk süngüsüyle Türk milletinin bir noktaya geleceği hak üzerine yerleştirmek. Buna misak-ı milli diyoruz. Ve bildiğimiz gibi bu çatışmalar gerçekleşirken Mondros Mütarekesi imzalanıyor. 30 Ekim 1918. Ateşkes başlıyor. İstanbul'da şenlikler başlıyor. Anıtkulu çıkartılıyor. Durumun nereye gittiğini kimse farkında değil. Mustafa Kemal ard arda telgraflar çekiyor. İstanbul'a
ve mütarekenin istenilen her yeri müttefiklere işgal imkanı verdiğini, bunun kabul edilebileceğini söylüyor, görevden alınıyor ve İstanbul'a çağırılıyor. Ve hakikaten İstanbul'a doğru gelirken İstiklal Harbi'nin kafasında da örgütlenmesini yapıyor. Ama millete zafer yolunu ve mücadele yolunu göstermesi gereken dönemin yöneticileri ve aydınlarının büyük bir bölümü mağlubiyeti kabul etmiş durumdalar. Çıkış olarak gördükleri tek yol muzaffer düşmanın merhametine sığınmak. Düşmanın merhamet göstermesini engelleyecek her türlü milli direnişe ve bu direnişi gösteren isimlere hain gözüyle bakıyorlar. Değerli genç kardeşlerim, bugün de Türkiye'nin 13 milyon sığınmacı ve işgalci tarafından adeta demografik işgaline karşı çıkan bizlere ırkçı diye saldıran güruh ile milli mücadeleden karşı milli mücadeleyi vermek isteyenlere karşı çıkan grubun ruh hali tıpatıp aynıdır. Şimdi tarihte tekrar bir kısa sıçrama yapmak istiyorum geriye doğru. Biz 860 sene kadar geriye gideceğiz. Biz Türkler en son Selçuk Türkleriyle Anadolu'ya tekrar geldik. Orta Doğu'ya. Selçuklular Oğuz'un Kırık boyunda Dardanakan Savaşı'nı kazanıyorlar. İran platosu üzerinden Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya ulaşıyorlar. Dardanakan Savaşı ve Selçukluların İran platosu üzerinden Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya ulaşmalarının stratejik olarak çok büyük bir önemi var. Anadolu'ya ulaşmak Anadolu'nun ebediyen Türkleşmesini sağlıyor. İkinci, anavatan olmasını sağlıyor. Anadolu daha önce ulaşılan Orta Doğu'ya varış ise İslam dünyasının o dönemde içine düşmüş olduğu amansız istikrarsızlığa son veriyor. Selçuklu orduları Orta Doğu'ya inişe başlarken Abbasi halifeliği yok olmanın eşiğinde. Körfez bölgesi, El Cezire ve Arabistan'ın denetimi Karmatilik diye bir grubun eline geçmiş durumda. Karmatiler kolektifçi. Mal ve kadında ortaklığı savunuyorlar. Bir vahşi komünist hareket. Şam'a kadar ilerlemişler. 630 senesinde Mekke'yi işgal etmişler. Kabe'yi soymuşlar. 30 bin hacıyı katletmişler. Ve 100 senelik bir iktidarları var. Aynı dönemde İran'da Zerdüşt'ü temsil eden Bühevi saltanatı iktidara gelmiş. Büheviler Bağdat'taki Abbas halifesini kontrol altına almışlar. Mısır'da bir görünüşte Müslüman ama Fatimi Şia anlayışı Firavun dinini canlandırmaya çalışıyor. 6. Fatimi halifesi El-Hakim Emrullah kendisini Tanrı ilan etmiş Firavun gibi. Tabii bundan istifade eden Bizans'ta saldırıya geçmiş ve İslam'ın doğuşundan sonraki 400 senede kat etmiş olduğu ilerlemeyi geri çevirmiş, Antakya'yı almış, Lübnan'a girmiş ve Kudüs'ü almaya hazırlanıyor. İşte bu aşamada Türk orduları Oğuz elinden, Oğuz eli bugünkü Türkmenistan'ın aldığı ve İran'ın Türkmenistan'la birleştiği yer, Selçuklularla birlikte Anadolu'ya ve Orta Doğu'ya büyük bir Türk akını başlıyor. Selçuklu hükümdarı Tuğrul Bey nereye geldiğini, niçin geldiğini ve kim olduğunu bilen bir adam. 1043'te Halife Kayyem'e bir mektup yazıyor ve kendisini şöyle tanıtıyor. Ben hür insanların evladıyım ve Hunların kral hanedanından geliyorum.
bunun sesini düzeltmemiş. Bunların kral hanedanından geliyorum demek, ben Oğuz Han'ın torunuyum demek. Abbas halifesi Erkasım bin Emrullah Tuğrul Bey'i Bağdat'a davet ediyor. 1055'te Ramazan ayında Selçuklu ordusu Bağdat'a giriyor. Üveyyi baskılarına son veriyor. Bölgedeki asayişsizliği kaldırıyor. 24 Ocak 1058'de Bağdat'ta düzenlenen bir törenle Halife Tuğrul Bey'i Doğu'nun ve Batı'nın sultanı ilan ediyor. Bir tarihçi diyor ki artık İslam dünyasının riyaseti, başkanlığı fiilen olduğu gibi hukuken de Türk hükümdarlarına, hükümetine ve milletine geçmiş. Şimdi arkadaşlar, biz 1058'den 1918'e kadar 860 sene bir millet olarak birleşik bir kıtaya, Avrupa kıtasına, Birleşik Hristiyan medeniyetine karşı tek başımıza İslam'ın kılıcı ve kalkanı olduk. Türk kanını, Türk milletinin canını, Türk milletinin malını bu dünyayı savunmak için sonuna kadar harcadık. Bir defa 1914'te yardım istedik, alamadık. Bir saniye. Bundan dolayı bugün birileri bize gelin birlikte gidip Filistin'e savaşalım derse söyleyeceğimiz şu: biletimizi alırız. Hadi yallah. Filistin davası Türk milletinin davası değildir. Filistin davası Filistinli Arapların davasıdır. Filistin davası nasıl İslam davası olsun? Filistin Kurtuluş Örgütü'nün içerisinde Filistinli Hristiyanlar da var. Filistinli ateistler de var, Filistinli Müslümanlar da var. Bu bir dini dava değil, bir milli davadır. Biz Filistin'i vermemek için Hristiyan ordusuyla savaştık. O zaman yanımızda değildiniz. Meselesini bir Arap-Filistin davasından ayrı görürüz Zafer Partisi olarak ve Kudüs'ü de İsrail'in başkenti olarak kabul etmeyiz. Bravo! Bu arada şunu da ekleyeyim. AKP'nin Dışişleri Bakanlığı Kudüs İsrail'i başkenti olarak kabul ediyor. Biz etmiyoruz. Evet. İşte Mustafa Kemal Paşa 1919'da Türk İstiklal Harbi'ni örgütlemeye başladığı zaman 155 seneden beri geri çekilen ve mağlup olan bir milletin ve ordunun başına geçmeye talip olmuş arkadaşlar. Halk fakir, yorgun, bitap ve savaşma arzusu içinde değildi. Havzada bir köylüyle karşılaştı, ona durumu sordu, savaşma isteğini sordu. Dedi ki düşman tarlamın ucuna kadar, gelene kadar benden bir şey bekleme. Birinci oğlumu verdim, ikinci oğlumu verdim, üçüncü oğlumu verdim, artık verecek bir şey kalmadı.
Eğer Mayıs 1919'da İstiklal Savaşı yapılıp yapılmaması konusunda bir referandum yapılsaydı bundan kolay kolay evet çıkmazdı. İmparatorluğumuzun yıkılış sürecini çok iyi bilen Atatürk 19. yüzyılda devleti bir arada tutabilmek için Osmanlıcılığın denendiğini ve başarılı olmadığını, Osmanlıcılık başarılı olmayınca 2. Abdülhamit'in İslamcılığı politikaları denediğini, onların da başarılı olmadığını görüyor. Osmanlıcılık ve İslamcılık politikaları uygulanırken, yüzyıllardan beri ihmal edilen, arka plana itilen, asker olarak ölmekten başka görev verilmeyen Türk milleti ise, Türk olduğunu dahi unutturularak büyük bir baskı altındaydı. Türk aşağılanmakta, Türk mağdur edilmekteydi. Nihayet Balkan Savaşı'nda yaşanan büyük ihanetlerden sonra İttihat ve Terakki Türk milliyetçisi politikaları benimsemiştir. Türk aydınları, o da kısmen bütün azınlıklar kendi milliyetçiliklerini yapmaya başladıktan sonra Türk olduklarını hatırlamaya başlamışlardır. Ancak Türk milliyetçiliği ekonomik ve politik olarak daha hiçbir ciddi sonuç almadan Birinci Dünya Savaşı başlamıştır ve sonuç büyük ve yok oluşun eşiğine getiren bir mağlubiyet olmuştur. Mustafa Kemal Paşa'yı büyük yapan sadece İstiklal Harbi'ni kazanması, kazanan ordunun komutan olması değildir. Cumhuriyeti kurması değildir. Ona esas büyük ve Türk tarihi açısından olağanüstü önemli yapan husus, Türk milletini 155 sene süren bir mağlubiyetten ve geri çekilmekten sonra savaşmaya, kazanmaya ikna etmesi, savaşması, kazanması ve cumhuriyeti böyle kurmasıdır. Sovyet komünizmini Batı kapitalizmine karşı kullanmıştır. Londra ile Paris'in arasını açmıştır. Bolşeviklerden İngiltere'de liman işçileri grevlerini teşvik etmesini istemiştir. Sakarya Savaşı'ndan hemen kısa bir süre önce Tevfik Paşa'ya Genelkurmay Başkanlığı bir telgraf çekiyor. Atatürk'ün Milli Dış Politikası adlı eserde 54 sayılı telgraftır. Diyor ki en seçkin subaylarımızdan 40 tanesini seç, bunları Afganistan'a yolla, Afgan ordusunu yetiştirsinler. Eğer Afganistan'da İngiliz yanlısı bir Afgan kralı iktidara gelirse, Afgan ordusuyla darbe yaparak yerine Türk yanlısı bir kral getirsinler. Bunu Sakarya Savaşı öncesinde yapıyor. Sakarya Savaşı öncesindeki politikası bu Mustafa Kemal'in, bugün Güler'in politikası ise Amerika'da attığı Afgan ordusunun Türk sınırlarından içeriye bırakılıp Türkiye'ye bir bilinmeyen ordunun sokulmasından ibaret. Arkadaşlar, düşünün, okuyun, anlatın. Bakın, herkesin mağlup olduğu, mağlubiyeti içinde ruhunda yaşattığı bir sırada ne diyor Mustafa Kemal? Efendiler, bu vaziyet karşısında tek bir karar vardı. O da milli hakimiyete dayanan kayıtsız, şartsız, bağımsız bir Türk devleti kurmak. Temel ilke Türk milletinin haysiyetli ve şerefli bir millet olarak yaşamasıdır. Bu ülke ancak tam bağımsızlığa sahip olmakla gerçekleşebilir. Türk'ün haysiyeti, gururu ve kabiliyeti çok yüksek ve büyüktür. Böyle bir millet esir yaşamaktansa yok olsun daha iyidir. O halde ya istiklal ya ölüm. Mustafa Kemal Atatürk'ün milli mücadelenin başında yaptığı açıklama, İstiklal Savaşı'nın ana fikri ve manevi kaynağının Türk milliyetçiliği olduğunu gösteriyor.
adeta son 300 seneden bu yana ülküsüz kalan Türk milleti Atatürk'le birlikte Türk milliyetçiliği ülkesi etrafında toparlanmaya başlamıştır. İstiklalini, şerefini, hayatını, hukukunu korumak zorunda olan Türk milletinin etrafında toplanacağı tek fikir de Türk milliyetçiliğidir tabii. Türkiye Cumhuriyeti kurulurken de Türk milliyetçiliği kurucu felsefe olmuştur. Türk milliyetçiliğinin yakın tarihteki en kutsal eseri İstiklal Harbimiz ve Türkiye Cumhuriyeti'dir. Türk milliyetçiliği, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu ideolojisi olmanın dışında Türk milliyetçiler içinde hayatı kavrama, anlamlandırma ve izah etmenin çerçevesini oluşturur. 19. yüzyılın başında, sonunda, 20. yüzyılın başında teorik çerçevesi oluşan Türk milliyetçiliği, 20. ve 21. yüzyılı doğru izah etmiştir. Gaspıralı İsmail Bey, Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ahmet Ağaoğlu gibi teorik donanım açısından dönemlerindeki aydınların çok ötesinde bir zirveyi temsil eden beyinlerin oluşturduğu birikimi büyük bir siyasi gerçekçilik ve daha ile siyasal yaşama taşıyan Mustafa Kemal Atatürk, Türk milliyetçiliğini Türkiye Cumhuriyeti'nin ana fikri haline getirmiştir. Mustafa Kemal Atatürk döneminde Türk milliyetçiliği bir siyasal program olarak milli devletin oluşturulması amacıyla devletin ve milletin hayatının bütün alanlarını kapsamıştır. Bunu paralardan da görürüz, heykellerden de görürüz. Bunu her yerde büfür büfür bütün Anadolu'da görürüz. Evet, Ziya Gökalp'in erken tarihte vefatı bir eksikliktir Mustafa Kemal açısından. Onun desteğine, proje desteğine muhtemelen çok ihtiyacı vardı. Ama Atatürk bu eksiği ortadan kaldırmak amacıyla yaşamının bütün büyük projelerinde Cumhuriyet'in milli bir devlet olarak şekillenmesini sağlayacak, gelecekte bir Türk dünyasının oluşmasının düşünsel temellerini atacak kurumları ve zihniyeti oluşturmuştur. Atatürk'ün Cumhurbaşkanı olarak geçirdiği 15 sene olağanüstü bir entelektüel projelendirme dönemidir. Atatürk 19. yüzyıl boyunca Osmanlı modernleşmesi için ortaya atılan ve yoğun şekilde tartışılan birçok konuyu derin ve sağlam milli entelektüel temeller üzerinde çözmüştür. Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Türk milliyetçiliğinin fikri temellerini oluşturacak kurumlar olarak tasarlanmış ve yaşama geçirilmiştir. Atatürk, Türk milliyetçiliğini yaşadığı dönemin diğer ülkelerdeki sözde milliyetçiler liderleri gibi işgal, ilhak, sömürü, emperyalist savaş, yaşam alanı kazanma ideolojisi olarak görmemiştir. Atatürk için Türk milliyetçiliği, Türk milletinin istiklali tam, özgür, eğitimli, refah içinde ve güvenli yaşamasını sağlayacak bir fikir zeminidir. Atatürk'ün, sevgili kardeşlerim, erken ölümü ve takipçilerinin onun fikri ufkunu kavrayamamaları, hatta bir kısmının bilinçli bir şekilde Atatürk'ün fikri mirasından uzaklaşmaları, Atatürk'ün projesinin tamamlanması sonucunda olmuştur. Atatürk'ün vefatından kısa bir süre sonra Türk milliyetçiliği içi boş bir bürokratik milliyetçiliğe dönüşmüştür. Bir süre sonra da, özellikle de 80'lerden sonra ve 2002'den sonra hızlanarak açık bir saldırı şeklinde Türk milliyetçiliğinin en büyük eseri olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kimliğini, varlığını hedef almaya başlamıştır. Değerli genç kardeşlerim, vicdan sahibi her yurttaşın beyin ve yüreğini tırmalayan sorunlarla karşı karşıya olduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'ni oluşturan temel değerlerin hepsinin teker teker sorgulandığı, eskimişlikle, köhnemişlikle suçlandığı bir dönem. Neymiş? 1930 model millet anlayışı. Türk milleti
bir 1930 model Amerikan otobüsleriyle, arabalarıyla hiç karşılaştırmayın. Biz Mete Han'dan beri Türk milletiyiz, öyle de kalmaya devam edeceğiz. Milli bilincinin yerini parlamento içinde ve dışında etnik, dinsel, mezhepsel alt kimlikler korunmaya çalışılıyor. Türkiye'yi bir milli devlet, Türkiye Cumhuriyeti yurttaşlarında Türk milleti yapan bütün değerlere açık bir savaş ilan edilmiş durumda. Türkiye Cumhuriyeti Devleti özünü ve anlamını yitirecek şekilde dönüştürülmeye çalışılıyor. Unutmayalım ki bugünlerde yeni bir anayasa yapmaktan bahsediliyor. AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan milletin çeşitliliğini yansıtan bir anayasadan bahsediyor. Ya Türk milleti türlü yemeği mi çeşitli? Türk milleti çeşitli falan değil. Aklınızdan bu tür kötü düşünceleri bir an önce çıkarmanızı size öneririz. Türk milletinin ekmeğiyle oynadınız. Türk milletinin güvenliğiyle oynadınız. Türk milletinin sağlığıyla oynadınız. Türk milletinin ülkesiyle oynadınız. Şimdi sıra Türk milletinin elinden devleti almaya geldiyse burada haberiniz olsun, vermeyiz. Helal! Karşı karşıya olduğumuz bu durumun karşısında biz Zafer Partisi olarak Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğinden başka Türkiye için bir çıkış yolu görmüyoruz. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği ne mutlu Türk'üm diyerek ilkesine dayanan bir politik duruş ve milli birlik felsefesini temsil eder. Türk olmak bizim için öncelikle bir bilinç ve sadakat meselesidir. Ben Türk'üm diyen, Türk milletinden başka bir millete sevgi ve bağlılık bağıyla bağlı olmayan herkes, ırkı, rengi, dini ne olursa olsun Türk milletinin aziz bir parçasıdır. Hep anlatırım. Bir rahmetli olduğu Sudan'dan ataları gelmiş, Türkiye'ye, Ege bölgesine yerleşmiş Arap Muzaffer diye bir abimiz vardı. Bildiğimiz Seciydi Arap Muzaffer. Fakat Türk milliyetçisiydi. Bir gün bir konuşmasında ilçe başkanı da partide biraz da coşuyor. Atamız Oğuzhan diyor. Diyorlar ki bir Muzaffer abi o kadar da değil. Ama öyle hissediyorsan arkadaşlar o atası Oğuzhan'dır. Çünkü başka bir atasının olduğunu düşünmüyor. O da evet. Bize öksü diyenlere devamlarımız biz salağa salak deriz. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği diğer milletlerle bir kavga ideolojisi değil, bir rekabet fikridir arkadaşlar. Daha zengin, daha güçlü, daha iyi eğitimli olma mücadelesinin içinde olmak için bir mücadeledir. Dünya milletleri içinde en önde olma mücadelesinde Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği adeta bir güç kaynağı olarak, bir nükleer santralı çalıştıran uranyum gibi düşünülmektedir. Bir uranyum atomunun parçalanması sonucunda ortaya çıkan enerji bir savaş gemisini 3000 kilometre öteye fırlatabilir. Bir tek uranyum çekiyor. 3000 kilometre. İşte biz de Türkiye'yi böyle ileri fırlatacak Atatürk çizgisinde bir Türk milliyetçiliğinden bahsediyoruz. Daha çalışkan, daha üretken, daha gerilikçi nasıl bir milliyetçilik Türkiye'yi yerinden kaldırarak 21. yüzyılda güçlü, modern, kişi başına düşen gelirin 50 bin doların üzerinde olan bir ülke haline getiriyor?
tarımsal alanda çalışan nüfusun, toplam nüfusun %5'ini oluşturduğu, buna rağmen sadece Türkiye'yi değil, bütün bölgeyi doyurduğu, ileri teknoloji alanında yeni keşiflerin yapıldığı bir Türkiye mümkün müdür? Nasıl Türkiye Cumhuriyeti yurttaşları bizi almak zorunda kalmadan dünyanın bütün ülkelerini dolaşırlar? Ankara'da yabancı büyükelçiliklerin önünde hüzün verici kuyruklar nasıl ortadan kalkar? Ve nasıl Türkiye'de iş bulup kalmak isteyen ülkelerin yurttaşlarına vize uygulamasına başlar? Avrupa'da çalışan işçilerimiz Türkiye'de maaşların ve şartların daha iyi olduğu gerekçesiyle Türkiye'ye kesin dönüş yapmaya nasıl başlarlar? Türkiye dış borçlarını ödemiş ve dış borç veren bir ülkeye dönüşebilir mi? Ülkemiz uzaya kendi uydusunu fırlatabilir mi? Yetenekli pilotlarımızın uçurduğu savaş uçaklarımızın motorları ve bilgisayar yazılımlarını Türkiye üretebilir mi? Bütün bunların gerçekleşmesini Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği gerçekten sağlayabilir mi? Evet sağlar. Atatürk 1923-1938 döneminde bunu gösterdi. Bütün bir devlet ve toplum olarak büyük bir kalkınma için seferber olduk ve bir mucize gerçekleştirdik. Milliyetçilik sadece Atatürk döneminde Türkiye'de bir kalkınma yaptı. Hayır. Bakın 1957'de Ruslar Sputnik'i ilk insan yapımı uyduyu dünyaya yörüngesine oturttular. Bu Amerikalıları şok etti. Ve Amerika bütün kaynaklarını yeni bir milli hedefe, Ay'a ulaşmak için sefer. Amerikan milliyetçiliği Amerika'ya gidecek. Yine Çin'de 1978'de başlayan ve hala devam eden büyük bir ekonomik kalkınma. Çin milliyetçiliğinin itici gücü olmadan mümkün olmaz diye. Biz de Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliğini ülkemiz için bir uranyumun ortaya koyduğu büyük güç gibi büyük bir itici güç kaynağına dönüştüreceğiz. Çünkü sağlıklı, tutarlı, geleceği şekillendirmek için somut projeleri olan bir milliyetçilik, ülkemizin ekonomik kalkınması, halkımızın refahı ve eğitimi için bir itici güç olacaktır. Değerli gençler, bir arkadaşım anlatmıştı. Kendisini evinde ziyaret eden bir Japon akademisyen, yemeği yedikten sonra evden ayrılırken evin kapısında duran arkadaşımın ayakkabılarını görüyor ve çok ilginç bir soru soruyor. Senin ülken diyor, bu kadar zengin mi ki senin bu kadar çok ayakkabı? Tekrar ediyorum. Senin ülken bu kadar zengin mi ki senin bu kadar çok ayakkabı var? Japon mucizesi arkadaşlar tesadüf değil. Alman mucizesi de öyle. Tasarruf. Çalışmaktır, üretmektir, katma değerli üretimdir. Milliyetçiliği bir çalışma ahlakı haline getirip işini en iyi yapan en iyi milliyetçidir şeklinde bir algılamayla oturtmamız gerekir. Gerçekten ekonomide mucize olmaz. Ekonomik mucizeler gerçeklere dayanır. İkinci Dünya Savaşı sonrasında Almanya ve Japonya'nın gerçekleştirdiği ve bu iki ülkeye bugün birçok açıdan ABD'yi de rakip haline getiren, sağlıklı ve doğru temellere dayanan bir milliyetçiliktir. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği, Türkiye'yi bir sanayi ve bilgi teknolojisi devi haline dönüştürmesinin programı ve heyecanını ortaya çıkartacak, ülkemizin hızlı ilerlemesini sağlayacak, sinerjiyi yaratacaktır. Maraton koşusunu 100 metre yarışının hızıyla gerçekleştirmek zorundayız. Eğer 21. yüzyılı kaçırmak istemiyorsak. Yarışa çok geriden geliyoruz. Onun için diğer yarışçılardan daha hızlı koşmak zorundayız. Böyle bir program ülkemizin bütün milli güç unsurlarını israf edilmeden milli kalkınma davası için harcanması anlamına geliyor. İnsanlarımız herhangi bir harcamayı yaparken ülkem bu kadar zengin bir sorusunu sormak zorunda kendilerini hissedecektir. Ülkemizi hedonist, hazcı bir
bayram seyram toplumu haline sokan, borç alarak tüketen bireyler topluluğu anlayışını terk ederek, yenik bir medeniyetin çocukları olan bizler, tekrar galip bir uygarlığın inşasına başlama şevkini içimizde duyacağız. Ülke kaynaklarını küçük bir azınlık tarafından soyulmasına son vereceğiz. İhaleleri 5 şirket değil, dürüst ve ucuz üretenler alacak. Genetik, yazılım gibi yüksek teknolojiye dayanan stratejik sektörlerde yapılacak ataklarla Türkiye damgasını dünya pazarına taşımak esas amacımız olacak. Jeopolitik bir yaklaşımla dünya pazarlarında büyük paylara sahip olmak kaçınılmaz bir görevdir. Ve bu sanıldığı kadar da zor değildir. Bu sadece hedef ve planlama sorunudur. Bunun gerçekleşmesi için ise Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerinin inanç ve hedeflerinin Türk toplumunun bütün sosyal kesimlerinin önüne konularak onların milli hedefleri halinin etrafında seferber edilmesi gerekiyor. Evet, bir Türk mucizesi mümkün mü? Mümkün. Nasıl 1919-38 arasında gerçekleştirdiysek, 3. bin yılın başında da bir Türk mucizesini gerçekleştirebiliriz. Bu adım Türk milliyetçiliğinin hamaset ve geçmiş tarih merkezli milliyetçilikten gelecek merkez, proje odaklı bir milliyetçiliğe geçiş yapmasına bağlıdır. Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği konusunda en başarılı olanımız, Atatürk'le ilgili en güzel şiir yazanımız değildir arkadaşlar. Yeni bir yazılım geliştirerek Türkiye'ye döviz sağlayan bilim insanımızdır. Biz yapamayız, başaramayız demeye hakkımız yok. Biz Türk milleti olarak 4000 seneden beri yapıyoruz. 4000 seneden beri başarıyoruz ve bundan sonraki binlerce senede de yapmaya ve başarmaya devam ediyoruz. Çok nefret ettiğim bir laf vardır. Bizden, bizim milletimizden adam olmaz. Mensup olmaktan haklı olarak onur duyduğumuz Türk milleti zaten adamdır. Türk milletine inanmayanlar Türk milletini anlayamazlar ve Türk milletine kendilerini inandıramazlar. Size birileri, genç kardeşlerim, önümüzdeki günlerde geçmişteki hadiseleri unutmayın. Asalım, keselim, dövüşelim derse inanmayın. Bakın Atatürk Mondros Mütarekesi'nin sağlanmasından hemen sonra ne diyor? Bir devreye yetiştik ki onda her iş meşru olmalı. Bir devreye yetiştik ki onda her iş meşru olmalı. Millet işleri ancak milli kararlara istinad etmekle milletin hissiyat-ı umumiyesine tercüman olmakla hasıldır. Milletimiz çok büyüktür. Hiç korkmayalım. O esaret ve zilleti kabul etmez. Bizim bildiğimiz hakikatler milletçe de tamamen malum olunca onun mukadderat bahsinde dahi bizim gibi düşüneceğini neden kabul edilmemelidir? Ben bilakis bu hususta milletin daha salim, daha katı kararlar vereceğine kaniyim. Hülasa millet bu halas cidalinde, halas cidali Kurtuluş Savaşı demek. Bütün vaziyetiyle, buzul ve serahatiyle gördükten sonra sırasıyla en salim, en makul ve en yüksek kararları alacak ve bence muhakkak ki o bahislerdeki kararlarında seni ve beni geçecektir. Görüyor musunuz arkadaşlar? Milletine inanan bir lider işte budur. Anlamazlar veriyor. Mücadelemizde, Atatürk çizgisinde Türk milliyetçileri olarak hiçbir zaman Türk milletinden şikayet etmeyeceğiz. Türk milletinin bir ferdinden dahi şikayet etmeyeceğiz. Eğer
biz kendimizi anlatmakta eksik kalırsak hata bizimdir. O eksikliği telafi etmek için biz mücadele edeceğiz. Unutmayın, Atatürk bu milletin dedeleriyle İstiklal Harbi'ni yaptı ve Cumhuriyeti korudu. Türk milleti, değerli genç kardeşlerim, inkar ve ihmal ediliyor. Geri bırakılıyor, organize bir şekilde cahilleştiriliyor. Türk milleti mağdur, kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş durumunda. Bugün hastanelerde Türk hasta arkaya, Suriyeli hasta öne geçsin zihniyetiyle Atatürk'ün anlattığı ve onu derinden etkileyen, kafasında Türk milliyetçisi olduğu düşüncesini birbirlaştıran olay arasında olağanüstü bir benzerlik var. Hatırlarsınız, bir Arap kökenli subay, bir Türk çavuş talim yaptırdığı Arap kökenli askerleri azarlayınca çağrılıyor yanına ve Türk çavuş azarlanıyor. Sen diyor kavmin Necip'in çocuklarını nasıl diyor azarlarsın? Ve Türk çavuş da bu azar üzerine gözlerinden yaşlar gelerek ağlıyor. Mustafa Kemal bu hadiseyi 120 sene önce yaşadı. 120 sene sonra Anadolu'nun her yerinde aynı şeyi yaşıyoruz şimdi. Ne zaman hastaneye gidip bir Suriyelinin arkasında dursanız o Türk çavuşun gözündeki yaşı hatırlayın. Sevgili gençler, sizlerin büyük Atatürk'ü olan büyük ve samimi sevgisinden eminim. Siz Atatürk'ün liderlerini yaşatacak genç liderler olmak ister misiniz? Eğer bu soruya evet diyorsanız, ne yapacağınızı ve nasıl davranacağınızı Atatürk size bir talimat olarak bırakmış. Diyor ki, milletler gam ve keder bilmemelidir. Liderin vazifesi, hayatı neşe ve şevkle karşılamak hususunda milletine yol göstermektir. Bütün insanlığın varlığını kendi varlığında gören insanlar bedbahtır. Besbelli ki o adam fert sıfatıyla mahvolacak. Herhangi bir şahsın yaşadıkça memnun ve mesut olması için lazım gelen şey kendisi için değil, kendisinden sonra gelecekler için çalışmaktır. Hayatta tam zevk ve saadet ancak gelecek nesillerin varlığı, şerefi ve saadetiyle çalışmakta bulunur. Evet, sevgili genç kardeşlerim, Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bu günler size de bundan sonraki 100 yıl için görevler yüklüyor. 100 yıl önce Cumhuriyeti kuran nesillerin yaptığı kadar büyük olmasa da siz de gelecek 100 yılın gençleri için bir mücadele vermeli ve fedakarlıkta bulunmalısınız. Bu mücadelede size düşen görev cepheye gitmek değil, siperlerde savaşmak değil, süngü ucumuna geçmek değil. Ancak Türk milletine devletimizin, milletimizin karşı karşıya olduğu büyük tehlikeyi caddelerde, okullarda, fabrikalarda, AVM'lerde, sosyal medyada, her yerde bıkmadan, usanmadan anlatarak Türkiye'nin birliği için mücadele etmelisiniz. Sizi sevgili genç arkadaşlar, sevgili Türk gençleri, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyeti yaşatmak, ülkemize yönelik 13 milyon sığınmacı ve kaçak ile yaşanan demografik istilaya sona erdirmek için Zafer Partisi saflarına katılmaya davet ediyorum. Atatürk hala cephede savaşmaya devam ediyor. Onu bu savaşta yavaş yalnız bırakmayalım. Atatürk'ün izinde ve benim yanımda Zafer Partisi'nde zafer için mücadeleye devam ediyoruz.
miyiz? Evet! Mücadeleye sonuna kadar devam edecek miyiz? Evet! Evet. Hepinizin gözlerinden öpüyorum arkadaşlar.